Beyşehir'de balıkçılık yapıyorum senelerdir. Bu suyun seviyesi hiç bu kadar düşmemişti. Bir de şimdi düşmesine rağmen bir de göl tabandan da balçık olarak bu otların çürümesiyle iyice sığlaşıyor. Ağlarımızı attığımızda ağlarımız çamur olarak çıkıyor. Tertemiz, incecik, bembeyaz ağlar sabah çamur olarak çekiyoruz. Hem gölün dengesi çok acayip şekilde bozuluyor. Bir an önce bu otların temizlenip gölün seviyesini yükseltilmesi lazım. Ördekler azaldı biraz. Evvel alay alay ördek olurdu. Öbür günler bir de şu pelikanlar gelirdi. 200 senedir onlar da gelmiyorlar. Ya kış olmadığından gelmiyorlar. Gölde balık var ama işte dedim ya ağa atlar atmaz. Ağa çamur oluyor. İncecik ağa kalıncana şeyli bir şekilde kalıyor. Balık tutmuyor onun için. Göl temiz olmadığından attığımız ağlar ağa olarak çıkmıyor. Çamur olarak çıkıyor. Yağışların az olmuşun yegane sebebi küresel ısınmanın olduğundan dolayı bütün çevredeki hatta Eğirdir Gölü, Akşehir Gölü, Beyşehir Gölü bizim bu bölgelere yağış az olduğundan dolayı buharlaşma da oluyor. Çok tehlike yani. Çünkü daha önceki demin de söylediğimiz gibi buralara 3-5 metre ilerilerde şey var ki su derinliği varken şimdi buralarda inekler yayılıyor. Bak işte üzerinde geziyoruz. Burada daha önceden 1 metreden fazla su vardı yani. Şu olduğumuz tarafta. Sular yeterli gelmiyor yani. Yağışlar da az oluyor. Ondan dolayı böyle. Yağışlar az olursa biraz daha suyu heder edersek %70'ten o tekabül eder. O da gölün bitmesi demektir. Gölde fazla su yok ki. Böyle yaygın olduğuna bakmayalım yani. Şimdi şu anda çok az bir su var yani gölde. Tabii. Yağışlar olursa artar belki. Kar, yağmur fazla yağarsa. Kayıp Allah bilir. Şu kayıkların hepsi bomboş duruyor. Daha önce bu kayıkların hepsi sürekli çalışırlardı yani. Yani göçmen kuşlar gelirdi. Baktığın zaman hepsini görebiliyordum tek tek. Ama şimdi kamıştan başka bir şey göremiyoruz yani. Çekildi gitti su. Beyşehir Gölü'nden uzaklaştı göl. Eskiye göre tabii suyumuz çok az. Hatta 2-3 metre seviyesinde daha düşük yani. Şu anda bulunduğumuz yer zaten Beyşehir Gölü'nün sahili. Burada 2-3 metre suyum olduğunu hatırlıyorum ben. Şu anda kurak burası. Yani geçen senelere göre su seviyemizin azlığından dolayı tabii ki bizim çok zorluklar oluyor balıkçılar açısından. Hem balık popülasyonunda bir azalma oluyor. Hem de bizim giriş çıkışlarımız, gölde avlanma sürelerimiz kısalıyor. Otlanma olayı çok oluyor su az olduğu zaman. Güneş ışığı tabana indiği için. Bunlar bizi tabii çok etkiliyor. Geçen sene Mayıs ayında falan su vardı yani buralarda. Kış olmadığı halde bu sene de yağışlar yine de yeterli değil yani şu anda gördüğümüz kadar. Şu anda Ocak ayındayız ve zemerin ortası deriz biz yani kara kış. Şu anda yani havalar günlük gülistanlık. Bu teknelerimizi buraya çektik işte su olmadığı için kenara çektik. Atıl vaziyete düştü yani şu anda. 10 sene önce, 15 sene önce bizim göl şeydeydi yani, evlerin kenarındaydı gölün suyu. Şu anda 10 sene sonrasında yaklaşık 300-400 metre kadar çekildi. Takribi bir 200-300 metre daha çekilirse sazların dışında olacak bu su. Sazların dışında olması da Beyşehir'de yani balıkçılık yönünden bizim için iyi değil. Çünkü sazlarda balıklar üreme yapıyor. Oralarda saklanıyor yani Beyşehir Gölü'nün endemik türleri, öbür balıklar yakaladıklarımız. Yani bizler için iyi değil yani balıkçılar için. Yani böyle giderse yani çünkü kar lazım. Kar yok şu anda.
Beyşehir Gölü yani tatlı su Türkiye'nin en büyük, üçüncü büyük tatlı su gölü. Eğer ki Beyşehir Gölü'nün bu şekildeyse diğer küçük alandaki göletler, barajlardaki göller onlar tamamen kuruyacaktır.